Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okulları'ndan 1. sınıf öğretmeni Hatice Atıcı. Bugün Hayat Bilgisi dersinde 4. ünitede sizinle beraberiz. Ünitemiz Güvenli Hayat. 2. bölümde sizlerle bugün trafik kuralları ve güvenli iletişim konularıyla ilgili videomuzu çekeceğiz. Şimdi kitaplarımızın 118. sayfasını açabilir miyiz acaba? Evet. Konumuzun adı trafik kuralları çocuklar. Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet. Trafik ışıklarına dikkat ediyorsunuz, değil mi çocuklar? Çok güzel. Peki alt ve üst geçit kullanıyor musunuz? Harikasınız. Evet çocuklar. Trafik kurallarında yolu karşıdan karşıya geçerken çok dikkatli olmamız gerekir. Eğer yolda trafik ışığı yoksa ve yaya geçidi yoksa, alt ve üst geçit yoksa, yolu karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra bir kez daha sola bakıp öyle karşıdan karşıya geçmemiz gerekir. Bunlara çok dikkat edin çocuklar. Evet çocuklar, ülkemizde en çok can kaybı neden yaşanıyor biliyor musunuz? Evet, trafik kazalarında. Maalesef ülkemizde en çok can ve mal kaybına yol açan kazalar trafikte meydana geliyor. Trafik kazalarını önlemek için trafik kurallarına uyulması gerekir. Şimdi görselleri inceleyelim, birlikte açıklamalarını okuyalım. Evet, çocuklar, bu cihazın adı ışıklı trafik levhasıdır. Işıklı trafik cihazı diye de geçer. Burada hem yayalar için hem de taşıtlar için ayrı ayrı bölümler vardır. Kırmızı ışık hem yayalar için hem de taşıtlar için dur anlamına gelir. Görseldeki işaretler üzerinde yaya resmi olduğu için yayalar için dur anlamına gelen ışık yanıyordur. Eğer bizler yolu karşıya geçeceksek, bu ışık yanıyorsa beklememiz lazım. Çünkü yayalar için kırmızı ışık yandığında araçlar için yeşil ışık yanar. Böylece yayalar durur, araçlar geçer çocuklar. Evet, demek ki kırmızı ışık, trafikteki kırmızı ışık hem yayalar için hem de taşıtlar için dur anlamına geliyor. Kırmızı ışık yandığı sürece bizler yayalar, yani yaya kaldırımında beklemek durumundayız çocuklar. Yaya kaldırımında beklerken de yola çok yakın olan yerde değil, birazcık daha yoldan uzakta durmalıyız. Evet, bu ışıklı trafik cihazının anlamı da yeşil ışık yandığı için hem taşıtlar hem de yayalar için yeşil ışık geç anlamına gelir çocuklar. Eğer kaldırımda bekliyorsak ve bizim için yeşil ışık yandıysa yine de kendimizi birden yola atmamamız gerekiyor. Önce trafiğin güvenli olup olduğunu, yani yoldaki trafiğin güvenli olup olmadığını kontrol edip ondan sonra geçmemiz gerekiyor. Bizim için yeşil ışık yandığında, yani yayalar için yeşil ışık yandığında, araçlar için, taşıtlar için kırmızı ışık yanmak durumundadır. Öyle ayarlanmıştır bunlar. Yine de kırmızı ışıkla geçen araçları çevremizde görebiliyoruz. Onun için bizler her zaman dikkatli olmalıyız çocuklar. Evet, yeşil ışığın anlamı hem yayalar hem taşıtlar için geç anlamındadır çocuklar. Görseldeki işareti gören yayalar yeşil ışık yandığı sürece yolun karşısına güvenli bir şekilde geçebilirler. Evet, bu işaret yolun özel bölünmüş kısmını gösterir ve yaya geçididir çocuklar. Yaya geçidi levhası yayaların yolun karşısına güvenli şekilde geçmesi için kullanılan trafik levhasıdır. Öyle yolun her istediğimiz yerinden karşıdan karşıya geçmemiz can güvenliğimiz açısından çok tehlikelidir çocuklar. Trafiğin akışını da, taşıtların akış hızını da engelleyeceği için biz öyle her istediğimiz yerden yolu karşıdan karşıya geçmemeliyiz. Ancak böyle yaya geçidinin olduğu yerlerden geçmeliyiz.
ışıklı trafik cihazlarının olduğu yerlerden geçmeliyiz. Buralar bizim için güvenlidir çocuklar. Yayalar bu levhanın olduğu yerlerden yolu da kontrol ederek güvenli geçiş yapabilirler. Ne demiştim? Burası yaya geçidi, ben buradan geçerim deyip yola fırlamak yanlış bir davranış. Yol güvenliği varsa, taşıt gelmiyorsa veya taşıtlar yavaşlamış durmuşlar ise güvenli bir şekilde yolu karşıdan karşıya geçebiliriz çocuklar. Evet, bunun adı dikkat levhası çocuklar. Uyarı levhasıdır bu. Burada bakın önlem işareti var. Uyarı levhasıdır. Dikkat diye uyarır bizi. Ne gibi durumlarda uyarır? Yolda tehlikeli bir durum olduğunu belirtmek için uyarır. Buraya girme, burada durma şeklinde bizi uyarır. Bu işareti gören sürücü ve yayalar daha dikkatli bir şekilde hareket eder ya da oraya girmez çocuklar. Evet, bu uyarı levhası. Trafikte bizi uyarıyor. Diyor ki dikkat et, bak bu yolda tehlike olabilir. Evet, bakın az evvelki gördüğümüz yaya geçidine benziyor bu, değil mi? Yaya geçidi levhasına benziyor ama burada iki kişi var ve ellerinde çantaları var. Öyleyse bu iki kişinin, ellerinde çantası olan bu iki kişinin kullandığı geçidin adı okul geçidi levhası. Çocuklar, yakınlarda bir okul varsa okula gidecek olan öğrenciler için yolda okul geçidi bölümleri olur. Buraya gelen taşıtlar hızlarını azaltmak zorundadırlar. Bu geçitin olduğu yerde geçiş üstünlüğü öğrencilerindir. Burada araçlar özellikle okulun dağıldığı saatler ya da okulun açılacağı saatlerde yolu karşıdan karşıya geçen öğrencilerin fazla olduğunu düşünerek hızlarını azaltırlar veya dururlar. Demek ki bu levhanın olduğu yerlerde geçiş üstünlüğü kiminmiş? Öğrencilerin. Ama geçiş üstünlüğü benim diye yola birden fırlamamız doğru bir davranış olmaz. Neden? Çünkü bu kuralın anlamını bilmeyen ya da önemsemeyen bazı trafikteki duyarsız insanlar hızla geliyor olabilir ve bizi ezebilir. Biz yine de yolun güvenli olduğunu gördükten sonra karşıdan karşıya geçmeliyiz çocuklar. Bu levhaları okul yakınlarındaki yollarda görebiliriz çocuklar. Aa, çok güzel bir bisiklet var, hem de kıpkırmızı bir yuvarlak içerisine alınmış çocuklar. Peki kaç kişinin bisikleti var? Oo, maşallah hepinizin bisikleti var. Çok mu seviyorsunuz bisiklete binmeyi? Evet, harikasınız. Peki nerelerde bisiklete biniyorsunuz çocuklar? Okul bahçesinde, hafta sonları tabii ki, apartmanımızın bahçesinde, parklarda veya bisiklet için ayrılmış olan özel bölümlerde, yani trafiğe kapalı olan güvenli bölgelerde bisikletimizi sürebiliriz. Ancak bu işareti gördüğümüz yere bisikletimizle girmemiz yasaktır çocuklar. Bakın, yuvarlak kırmızı bir halka içerisinde görmüş olduğumuz bisiklet, otomobil, kaykay, her neyse, bu yasak anlamına gelir çocuklar. Bu işaretin anlamı bisiklet girişinin yasak olduğu yolları ya da bölgeleri gösterir bize. Bu levhayı gören bisiklet kullanıcıları levhanın olduğu cadde veya sokağa girmemelidir. Girdiğimiz zaman kazalara sebebiyet verebiliriz, polisler bize ceza yazabilir, değil mi? Öyleyse ne yapıyoruz? Bisikletimizi güvenli alanlarda kullanıyoruz çocuklar. Peki okula geliş ve gidişlerde hangi trafik işaret ve levhalarını görüyorsunuz? Evet çocuklar, harikasınız. En başta ışıklı trafik cihazlarını görüyorsunuz, değil mi? Yaya geçitleri, alt geçit, üst geçit gibi işaretler görebilirsiniz. Şimdi hemen sayfayı çevirelim. Bakalım.
Görsellerimizde neler varmış? Arkadaşlar diyor arkadaşınız. Trafik işaretlerinin olmadığı yollar da vardır. Bu yollarda ne yapacağımızı öğrenmek için görselleri inceleyiniz ve açıklamalarını okuyunuz diyor. Biz önce görselleri inceliyoruz çocuklar. Çocuklar, bazı yollar trafik akışının çok yoğun olduğu yollardır. Ve bu yollarda ışıklı trafik levhaları veya yaya geçitleri olmayabilir. Bu yollara konulacak olan bu levhalar trafiğin akış hızını da azaltacağı düşünülerek sizler için güvenli geçiş olan üst geçitler yapılır. Bu görselde gördüğünüz geçidin adı üst geçittir. Tabii bu üst geçitler çok sık olarak yapılmaz. Üşenmeyeceğiz. Üst geçide kadar yürüyeceğiz. Üst geçitten karşıya geçtikten sonra tekrar gideceğimiz yere öbür kaldırımdan yürüyerek gideceğiz. Ama bazı kişilerin üst geçide kadar gitmek zorlarına gidiyor, üşeniyorlar ve yola kendilerini atıyorlar. Allah korusun, hızla gelen bir araç kesinlikle ölümle sonuçlanan kazaya sebebiyet verir. Onun için yayalar için yapılmış olan üst geçidi ya da alt geçitleri kullanmamız gerekir. Üst geçit bizim için ayrılan bir bölümdür. Bakalım açıklamamızda ne var? Trafik işaretlerinin olmadığı yerlerde güvenli bir şekilde karşıya geçmek için üst ve alt geçitler kullanılmalıdır diyor. Evet. İkincisi çocuklar, ikinci görsele bakıyoruz. Bir yol var ve yolun kenarlarında yayalar için ayrılmış bir bölüm var. Bir de dikkat ettiyseniz şuradaki mavi şerit, bu da bisikletler için ayrılmış özel bir bölümdür. Öyleyse yaya kaldırımından yürümeliyiz. Bisikletle gidiyorsak bisiklet yolunu tercih etmeliyiz. Yaya kaldırımının olmadığı yerlerde ise yolun solundan yürümeliyiz ki gelen araçları biz görebilelim çocuklar. Çocuklar, yaya kaldırımından yürürken de kaldırımın yola yakın olan kısmından değil, yoldan uzak bölümünde yürümeliyiz. Yaya kaldırımında yürürken arkadaşlarımızla şakalaşmamalı, özellikle birbirimizi itmeli, çekmeli, şakalaşmalardan uzak durmalıyız. Çünkü bu bizim hayatımız için tehlikeli bir sonuç doğurabilir. Evet, yolun yayalar için ayrılmış olan bölümüne yaya kaldırımı adı verilir çocuklar ve yayalar kaldırımdan yürürler. Devam ediyoruz. Burada da ellerinde fenerlerle yine yaya kaldırımında giden iki tane insan görüyoruz. Geceleri veya sisli ortamlarda arabalar bizi fark etmeyebilir. Bunun için açık renk, parlak kıyafetler giymeli, elimize birer fener almalıyız. Çocuklar, hiç akşam sokağa çıktığınızda çöp kamyonlarını gördünüz mü? Ya da gece bekçilerini? Onların üzerindeki giysilere ışığı tuttuğunuzda sanki yanıyormuş gibi bir renk çıkar, değil mi? Onları karşıdan görmemizi sağlar. Çocuklar, biz bunlara aydınlatılmış cisimler diyoruz. Özellikle gece çalışan kişilerin üzerlerinde arabaların, taşıtların onları fark edebilmelerine yardımcı olacak açık renkli giysiler ya da aydınlatılmış boyalarla kullanılmış özel giysiler giymeleri lazım. Parlak renkli giysiler giymeleri lazım. Bunun dışında eğer bizler gece dışarıya çıkıyorsak, özellikle sokak ve caddelerin aydınlatılmamış olduğu bölümlerde mutlaka ama mutlaka elimizde bir el fenerini bulundurmamız ya da açık renkli giysiler giymemiz gerekir ki taşıtlar bizi fark etsinler. Cadde ve sokaklarımızda lambalar olduğu için taşıtlar bizi fark edebilir ama aydınlatılmamış sokaklarda, aydınlatılmamış caddelerde ya da yeterli derecede aydınlatılmamış olan caddelerde ise fark edilmemiz biraz zor olur. Onun için de elimizde
fener bulundurmalıyız çocuklar. Şimdi fenerlerimiz olmadığı için cep telefonlarımızın el feneri bölümünü yakarak da hem bizi görmelerini sağlarız hem de biz yolu daha rahat görebiliriz. Evet, şimdi sayfalarımızı çevirelim çocuklar. Bazı durumlarda trafik polisleri kontrol eder çocuklar. Bakın burada ışıklı trafik cihazı var, yaya geçidi levhası var ama bir de polis var. Bazı durumlarda polisler trafiği kontrol eder. Trafiği polislerin kontrol ettiği durumlarda en son yetki polislerdedir çocuklar. Örneğin arabamızla yoldan geçiyoruz. Bize yeşil ışık yandı ama orada trafik polisi var. Bize dur, yayalara geç diyebilir. O zaman biz durmak zorundayız. Ya da biz yayayız, kaldırımda bekliyoruz. Yayalar için yeşil ışık yandı ama polis trafik akışına izin veriyor, bizim akışımıza izin vermiyor. Yani bizim yolun karşısına geçmemize izin vermiyoruz. Siz bekleyin diyor. Beklemek zorundayız. Öyleyse bazı durumlarda trafik polisleri düzenler. Bu durumda trafik polisinin yönlendirmelerine uyarak karşıdan karşıya geçmeliyiz. Demek ki trafiği düzenleyen polis memurlarına trafik polisi diyormuşuz çocuklar. Evet, burada bir arkadaşınızı görüyoruz. Duran bir aracın arkasından yola çıkıyor. Çocuklar, duran aracın arkasından yola çıktığımızda gelen araçlar bizi görmeyebilir. Duran araçların önünden ya da arkasından yola çıkmak tehlikelidir. Karşıdan gelen araçların bizi görebileceği uzaklığa gittikten sonra yolu karşıdan karşıya geçmeliyiz. Yaya kaldırımlarını, üst geçitleri, alt geçitleri, ışıklı trafik levhalarının olduğu yerleri tercih etmeliyiz. Acele etmemeliyiz yolu karşıya geçmek için. Evet, siz de uymamız gereken trafik kurallarına örnekler veriniz diyor çocuklar. İsterseniz iki tane örnek verelim, gerisini sözlü olarak devam edelim. Evet, ilk uymamız gereken kural nedir çocuklar? Trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeliyiz, değil mi? Trafikte ışıklı levhalara ve işaretlere dikkat etmeliyiz. Öyleyse trafik levhalarına dikkat ederek yolu karşıdan karşıya geçmeliyiz. Ne yazalım o zaman? Evet, trafik ışıklarına dikkat ederek trafik işaretlerine dikkat ederek geçmeliyiz, değil mi yolu? Evet. Çocuklar, sizin için en önemli olan kurallardan bir tanesi de otomobillerde arkada oturmak ve emniyet kemeri bağlamak, değil mi? Taşıtlarda emniyet kemeri bağlamak. Pekala, sizin içinizde eve okul servisiyle gidip gelen öğrenciler var mı çocuklar? Evet. Peki, okul servislerine bindiğinizde ilk yaptığınız iş nedir?
Evet, koltuğunuza oturmak ve emniyet kemerini takmak, değil mi çocuklar? Bu taşıtların içinde ayağa kalkmak, emniyet kemeri bağlamamak, yüksek sesle konuşmak, kabuklu yiyecekler yemek hem yasak hem de tehlikeli çocuklar. Onun için bunlara dikkat etmemizde yarar var. Evet, şimdi sayfayı çevirelim, görsellerimizi inceleyelim. Görsellerde yer alan trafik işaretlerinin ne anlama geldiğini tespit ediniz. Görsellerin altlarına adını yazınız diyor. Çocuklar dikkat ettiyseniz eğer burada yayalar için yeşil ışık yanıyor. Bunun adı yeşil ışıktır ve anlamı yayalar için geçtir. Evet, yayaların geçmesi. Bu ışığı gördüğümüz zaman yayaların geçmesi gerektiğini anlıyoruz çocuklar. Evet, bunun anlamı neydi? Dikkat, yani bizi uyarıyordu. Dikkat etmemiz gereken bir trafik levhasıydı. Evet, bu neydi? Oo, hiçbiriniz unutmamışsınız. Trafikte bisikletin giremeyeceği yollarda, değil mi? Bisiklet girmemesi için kapalı olan yollardı. Bisiklet giremez diyoruz buraya. Bisikletler için kapatılmış yerler. Bisiklet giremez. Evet, bu levhanın adı neydi? Yaya geçidi levhasıydı, değil mi çocuklar? Aferin size. Evet, bu da yaya geçidiydi. Evet, bu yolun adı neydi? Ellerinde çanta olduğu için buna da okul geçidi levhası diyorduk. Okul geçidi. Burada da yayalar için kırmızı ışık yandığına göre yayalar için dur anlamına geliyordu bu da, değil mi? Evet. Diğer ışıklı trafik levhamızda geç demiştik. Yayaların geçmesini gösteriyordu. Burada yayalar için dur anlamına geliyor. Peki yayalar durdukları zaman taşıtlar ne oluyordu? Taşıtların da geçmesi gerekiyordu, değil mi çocuklar? Şimdi sayfalarımızı çevirelim ve güvenli iletişim diyelim. Çocuklar sizce iletişim nedir? İletişim bir insanların birbirleriyle haber alması, konuşması ve anlaşmazlıklar durumunda sorunları gidermesidir. Peki biz kimlerle iletişim kuruyoruz çocuklar? Tanıdığımız kişilerle iletişim kuruyoruz, değil mi? Tanımadığımız kişilerle iletişim kurulur mu? Kurulmaz. Evet, bakalım görselde öğretmenimiz bize ne demiş? Çocuklar, günlük yaşantınızda birçok kişiyle karşılaşırsınız. Bunlardan bazıları tanıdıklarınız, bazıları ise yabancılardır. Tanıdıklarımızla ve yabancılarla aynı şekilde iletişim kurmayız. Tanıdıklarımızla nasıl iletişim kurarız söylemek isteyen var mı diye soruyor. Evet, arkadaşlarınızdan bir tanesi hemen söz hakkı alıyor ve çok güzel bir cevap veriyor çocuklar. Öğretmenim, sabah uyanınca aile üyelerine günaydın derim. Dışarıda karşılaştığım komşularımızla da selamlaşırım. Eğer biri iş yapıyorsa kolay gelsin derim. Nazik ve güler yüzlü olmaya özen gösteririm. Çocuklar arkadaşlarımızla, komşularımızla, tanıdıklarımızla selamlaşırken merhaba, günaydın, kolay gelsin, nasılsın gibi ifadeleri kullanırız. Bu bir iletişimdir ve karşımızdaki kişinin hoşuna gider. Bakalım öğretmenimiz bize başka hangi soruları sormuş?
Peki tanımadığınız insanlara karşı nasıl davranmalıyız demiş. Burada da arkadaşınız çok güzel bir cevap vermiş çocuklar. Öğretmenim, tanımadıklarımızla telefon numaramızı, adresimizi ve özel bilgilerimizi paylaşmamalıyız diyor. Çok doğru. Çağırdıkları zaman onlarla gitmemeliyiz. Evet. Verdikleri hiçbir şeyi kabul etmemeliyiz. Israr ederlerse de yüksek sesle yardım istemeliyiz. Evet, bunun üzerine benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çocuklar, asla yabancı insanlarla konuşmamalıyız. Onların bizi götürmek istedikleri yerlere gitmemeliyiz. Asla verdikleri şeker, çikolata gibi yiyecek ve içecekleri de kabul etmemeliyiz. Çünkü onları biz tanımıyoruz. Peki çocuklar, telefon ve genel ağ aracı ile iletişim kuruyorsunuz değil mi? Hepiniz oynuyorsunuz bilgisayarla ve telefonla. Peki bu tür iletişim araçlarında nelere dikkat etmeliyiz diyor. Ve burada arkadaşınız çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, telefonda ve genel ağda. Genel ağ dediği çocuklar internet. Yani internetle oyun oynanan yerlerde kimlik bilgilerimizi, adres bilgilerimizi ve aile yaşantımızla ilgili bilgileri hiçbir şekilde başkalarına vermeyeceğiz çocuklar. Bu bizim için onların kötüye kullanması anlamına gelir. Bunları bir de asla bizim yaşımızdan daha büyük insanlarla internet ortamında oyun oynamayıp sohbet etmeyeceğiz çocuklar, tamam mı? Evet, çocuklar, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde, İstemediğiniz bir şeyi yapmaya zorlandığınızda kesin bir şekilde karşı çıkmalısınız ve bu durumu güvendiğiniz aile büyüklerinize söylemekten asla çekinmeyiniz. Mutlaka bunları öğretmeninizle veya aile büyüklerinizle paylaşmalısınız çocuklar. Okul bahçesinde dahi sizden büyük olan çocuklar istemediğiniz bir şey yapmaya sizi zorladıkları vakit mutlaka nöbetçi öğretmene veya sınıf öğretmeninizle bu durumu paylaşmalısınız ve asla buna razı gelmemelisiniz, karşı çıkmalısınız çocuklar. Evet, şimdi hemen sayfalarımızı çevirelim. Çevremizdeki kişilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini aşağıdaki alanlara listeleyiniz demiş çocuklar. Evet. Birinci listemizin başına ben hemen şunu yazmak istiyorum çocuklar. 1. İletişim kurarken tanıdıklarımızla iletişim kurmalıyız. 2. Tanımadığımız kişilerle iletişim kurmamalıyız. İkincisi ve benim için çok önemli olan çocuklar, güler yüzlü ve nazik olmalıyız, değil mi? Evet çocuklar, tanıdığımız kişilerle iletişim kuracağız, güler yüzlü olacağız, aile bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmayacağız. Bilgilerimizi tanımadıklarımızla
tanımadıklarımızla paylaşmamalıyız çocuklar. Evet, bu kadar bilgi yeter. İletişim kurarken ne yapıyorduk? Günaydın, merhaba, nasılsın? Kolay gelsin, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler gibi sözcükleri seçerek aile bireylerimizle ve tanıdıklarımızla iletişim kuruyorduk. Çevremizdeki insanlarla iletişim kurmak bizim daha sosyal olmamızı sağlar çocuklar. Her zaman tanıdığınız insanlara güler yüzlü ve nazik olunuz. İletişim kurmaktan çekinmeyiniz. Bu sizin ne kadar sosyal, ne kadar kibar bir insan olarak yetiştiğinizin bir örneğidir. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Üçüncü videoda görüşürüz çocuklar.